Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu düz yolda ve sprintte Salkano XRS001 ve Madon SL6'nın karşılaştırması, performans değerlendirmesi olacak. Videoya girerken bunun ilk video olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bunu ben 2 veya 3 video şeklinde karşılaştırmak istiyorum. Düz yolda Madon ve Trek, yokuşta Madon ve Trek ve genel olarak Madon ve Trek karşılaştırması yapmak istiyorum. Ve ilk video düz yolda ve sprintte bu iki bisikletin karşılaştırılması yönünde olacak. Yaklaşık 3000 kilometredir Salkano bana yeni verildi ama 3000 kilometredir Salkano'yu kullanıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu bisikletten gerçekten çok memnunum. Yani çok başarılı bulduğum bir bisiklet. Hiç bu kadar da beklemiyordum yani. Hani çünkü tahmin edersiniz ki Salkano denince bir insanların yüzü ekşiyor. Salkano mu yapıyorlar ama böyle olmadığını ben kullanınca, hatta uzun kilometreler kullanınca, sürekli hani işim gereği kullanınca daha iyi anlıyorum. Ve bu bisiklet gerçekten o kötü eleştirileri hak etmiyor. Bunu söylemem gerekiyor. Şimdi gelelim videomuzun konusu olan düz yolda Madon ve Salkano XRS001 karşılaştırmasına. Arkadaşlar cevabı şimdiden söylüyorum, detaylara gireceğim. Açık ve net söylüyorum ki ne olursa olsun düz yolda ve sprintte Salkano Madon'un yanına bile yanaşamaz. Yani Madon 1, Salkano 0 düz yolda ve sprintte. Şimdi birazcık detaylandırmaya gelelim. Neden böyle bir ibare kullandım? Neden böyle bir şey söyledim? Madon benim yaklaşık 35.000-40.000 kilometreydi. Yani 2 yılda yapılan kilometreden bahsediyorum. Salkano ise daha 3.000 kilometredi. Şimdi Salkano tahmin edersiniz ki daha yeni bir bisiklet olduğu için çok rigid, çok sert ve çok akıcı. Madon o kadar kilometre yapmış olmasına rağmen düz yolda hala ilk günkü gibi rigid ve akıcıydı. Ayrıca benim kullandığım Madon SLR bir Madon değil. Yani Super Light Race modeli değil. Super Light modeli sadece. SL modeli. SL6 modeli Ultegra ile birlikte geliyor. Bu arada Salkano'da da 105 var. Salkano'da 105 R7000 var. Madon'da Ultegra R8000 vardı. Şimdi neden düzde böyle ben bir şey söyledim? Arkadaşlar Madon'un öyle bir aero yapısı var ki sadece aerodinamik üzerine yapılmış bir bisiklet gibi hissettiriyor size. Ben Madon'un üzerinde ne zaman antrenman yapsam, ne zaman yarışsam, ne zaman o bisiklete binsem adeta o bisikletin havayı yardığını, rüzgarı yardığını, son derece iliklerine kadar, en ufak karbon lifine kadar aerodinamik için tasarlanmış olduğunu hissediyordum. Çünkü çok keskin hatları vardı. Şuraya kartları koyacağım. İnceleme videosunda bahsetmiştim, göstermiştim o keskin hatları. Yani bisiklet sürekli V yapıdan oluşuyordu. Bisikletin üzerinde aero olmayan tek şey ben. Bendim. Böyle hissediyordum o bisikletin üzerinde. Ayrıca Madon SL6'da benim kullandığım bisiklette IsoSpeed teknolojisi vardı. Yani IsoSpeed teknolojisi yüksek hızlarda giderken veya bozuk yollarda giderken size maksimum konforu, maksimum süratle vaat eden bir teknolojiydi. Ya bunu nasıl yapıyordu diyeceksiniz. Basit olarak şöyle düşünebilirsiniz. Sele borusunun, Madon'daki sele borusunun ayrı olduğu için böyle gösteriyorum. Hafif yaylandığını düşünün ama bu yaylanma sizin, benim pek hissedebileceğim bir yaylanma değil. Ama Madon'dan inip başka bir bisiklete bindiğiniz zaman anlayabileceğiniz bir yaylanma. Burada hız kaybından bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim olay konfor. Bu size konfor vaat ediyor. Hem de yüksek wattlarda, yüksek süratlerde. Şimdi Madon'la düz yolda tempo yaptığınız zaman 40 ile gittiğiniz yerde Salkano ile aynı tempoda 40 ile gitmeniz açıkçası birazcık zor. Çünkü Madon'un düzde gidebilme yeteneği ile Salkano'nun düzde gidebilme yeteneği aynı değil. Salkano allrounder bir bisiklet. Tırmanıyor. Bu arada ikinci videomuzun konusu yokuşta Salkano'da. Önden bir spoiler vereyim. Dengeler değişiyor. Salkano yokuşta çıkabilen bir bisiklet ve allrounder bir bisiklet aslında. Düzde Madon kadar iyi tepkiler vermiyor. Yani ben onu hissetmedim. Madon'la kapanıp gittiğim zaman, tamamen aerodinamik bir pozisyona girdiğim zaman gittiğimizlerle Salkano'da ulaşamıyorum. Fakat şöyle bir durum var. Daha fazla watt harcayarak, yani bu wattlarda tabii 100 watt, 150 watt değil. Daha küçük minimal wattlarla tabii Madon'un çıktığı, o wattlarda çıktığı hızlara ulaşabiliyorum. Basit olarak şöyle düşünelim. 200 wattla Madon'la 32-33 giderken Salkano'da 31.5 gidiyorsunuz en fazla. Bu şekilde düşünülebilir. Ha, 210 değil de 220 watt'a çıkarsanız o aradaki 10 watt size
3 kilometre olarak, 4 kilometre olarak gelir, dengeler. Yani böyle bir durum var. Sprint performansına geldiğimiz zaman, sprintte özellikle 60 kilometrenin üstüne, 65 kilometrenin üstüne çıktığınız zaman, bir araba arkasından veya önünüzdeki bir lead-out'un arkasından çıktığınız zaman farkı daha da anlıyorsunuz. Çünkü Madon gidiyor. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Bakın, Madon biraz eskimiş olabilir bende. Fazla yarış görmüş olabilir. Uzun antrenmanlar yapmış olabilir. Ki zaten 35 bin 40 bin kilometrede de bunu açıklıyor. Yorgun diye nitelendirebileceğimiz o kadro arkadaşlar sıfır bisikletten gerçekten daha iyi gidiyor. Yani bunun nasıl bir teknolojisi var, nasıl bir mühendislik yatıyor altında düşünün. Gerçekten çok etkileyici bir mühendislik yatıyor bunun altında. Salcano'da kablolar dışarıda. Madon'da hiçbir yerde kablo göremezsin. Yok yani adamlar Gidon Boğazı'nın altından ya olmadık yerlerden kablolar geçiriyorlar. Kadronun full içinden kablo şey geçiyor. Kablo tesisatı geçiyor. Arkadan frenin sadece şöyle bir kablosu gözüküyor. Hiçbir şekilde etkilemiyor. Yani şeyi etkilemiyor. Görmüyorsunuz bile doğru dürüst. Trekte böyle bir durum söz konusu değil. Yani büyük ihtimal kayıplar da, sürat kayıpları da oradan kaynaklanıyor. Salcano sert bir bisiklet. Güzel gidiyor. 60-65 km hızlara evet yine çıkabiliyorsunuz. Ama burada Madon'un öne geçmesinin sebebi daha akıcı, daha konforlu olması. Kim istemez 60 km hızla sprinte çıktığında altındaki bisikletin konforlu olmasını? Herkes ister. Eğer süratten kaybettirmeyecekse. Ki Madon süratten kaybettirmiyordu. Salcano'yla böyle bir şeyleri var diyebilirim. Fakat dikkat ettiğim ve kafama takılan en önemli şeylerden bir tanesi bu. Bunu yakın arkadaşlarım, abilerim, yani fikir aldığım insanlar biliyorlar. Arkadaşlar ben Madon'da 1600 wattlar görürken peak power olarak Salcano'da bu wattları göremiyorum. Salcano'da gördüğüm en yüksek watt 1490 küsürdü. Bu 3000 km içerisinde. 1490'dan bahsediyorum. 1500 bile geçemedim henüz. Büyük ihtimal bu kadro açılarından kaynaklanıyor. Çünkü baktığım zaman Salcano'da öne çıktığımda, böyle ayağa kalktığımda bir tık Gidon buraysa ben burada kalıyorum gibi. Ama Madon'da bu durum böyleydi. Böyle kalmak var, bir de böyle kalmak var. Ya bir dikine kuvvet uygulamak var pedala. Bir de Gidon'un önünde kaldığınızda böyle bir kuvvet uygulamak var yatay. Oradan kaybettiriyor olabilir. Ayrıca bahsetmek istediğim en önemli detaylardan bir tanesi de şu. Arkadaşlar ben her iki bisiklette de 53-39 ve 55-42 aynı kolu taktım. Kullandım. İki bisiklette 55-11'i çok rahat çeviriyor. Buradaki vata, hıza vesaire hiçbir şey takılmadığımızı düşünürsek 55-11 ile iki bisiklette de çok rahat gidebiliyorsunuz. Ve ben daha dün bir sprint denedik. Refikcan Kavakkoğlu, Tufan Sağnak önümde bana sağ olsunlar lead outluk yaptılar. Yani Refik bir yere kadar getirdi. Tufan abi sprinti açtı. Ben onun arkasından sprinti açtım. Ve orada 65 km hıza ulaştığım zaman benim son bir dişim vardı ve 55-11'e attım. 55-12'deydi, 55-11'e attım. Madon'da olduğu gibi bunda da aynısı oluyor. Salcano'da da aynısı oluyor. Ve bisiklet başarılı. Madon'da ekstra konfor oluyor. Madon'da ekstra bir akışkanlık hissediyorsunuz. Özetle Madon daha akışkan ve daha konforlu. Salcano XRS 001 ise daha sert. Bu güzel bir şey, kötü bir şey olarak değil. Daha sert. Fakat Madon'la karşılaştırıldığı zaman o kadar da akıcı bir bisiklet değil. Peki Madon alınır mı? Salcano alınır mı sorusunu cevaplayayım. Düz yol, zamana karşı ve sprint performansları için Madon kesinlikle alınır. Alınmalı, alınması gereken bir bisiklet. Eğer hedefleriniz varsa, güzel hedefleriniz, büyük hedefleriniz varsa Madon zaten almanız gereken bir bisiklet olmalı. Salcano için de görüşüm şu, düşük bütçeniz varsa almanız gereken bir bisiklet. Yani Salcano yerine, Salcano XRS 001 yerine tercih edebileceğiniz bir bisiklet hem aerodinamik olsun, hem sprintte gitsin, hem sert olsun. Ya bu işin içerisindeyim 6 yıldır. İnanın şu an hiç aklıma öyle bir şey gelmedi. Aynı fiyat bandından bahsediyorum. Lütfen burayı göz ardı etmeyin. Yani aynı fiyat bandında Salcano ile karşılaştırabileceğimiz bir bisiklet gelmiyor aklıma. Çünkü diğerleri gerçekten pahalı. Madon da pahalı. Bu arada Madon da Salcano yarı yarıya fiyat farkı var. Belki daha fazla. Bunları gözden kaçırmamak gerekiyor. Ayrıca ben şunu da tekrar söyleyeyim. Madon'um Ultegra R8000'liydi. Durace aynı kollu. Salcano yine Durace aynı kollu. 105 grup setli bir bisiklet. Hani fiyat farkının onun da etkisi var ama hani gözden kaçırmamanız gereken detaylar bunlar. Benim bu iki bisikletin düz yol ve sprint karşılaştırması hakkında düşüncelerim bunlar. Söyleyeceklerim bunlar. Zaten bir özetle geçtim. Kafanıza takılan sorular olsa lütfen bana YouTube yorumlardan yazın.
Instagram DM'den yazın. Bir diğer videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.